Türkiye'de milyonlarca kadının gözü bugün Danıştay'daydı. AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının iptali istemiyle açılan davalar Danıştay 10. Daire'de görüldü. Yüzlerce avukatın ve birçok sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katıldığı davada Danıştay savcısı, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmenin hukuka aykırı olduğu ve kararın iptali yönünde görüş açıkladı. Mahkeme heyeti kararın daha sonra yazılı açıklanacağını ifade ederek duruşmayı sonlandırdı. Danıştay Başkanı Yılmaz Akçil'in Danıştay tarihinde bir ilk, bu kadar kalabalık bir duruşma ilk kez yapıyoruz dediği duruşma öncesi davaya girmek isteyen kadınlara polis tarafından müdahale edildi. Davaya katılan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Avukat Erinç Sakan, kararın dayanağı olan 9 nolu Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 3. maddesinin anayasaya aykırı olduğunu, bir başka uluslararası anlaşmadan yine aynı yöntemle çekilmesine neden olacağı için ciddiye alınması gerektiğini ifade etti. Çünkü bildiğimiz üzere temel hak ve özgürlükleri düzenleyen uluslararası sözleşmeler anayasamızın 90. maddesi uyarınca kanunlardan bile önce gelmektedir. Normlar hiyerarşisinde en önce uygulanacak olan dediğim şekilde anayasa 90 uyarınca uluslararası sözleşmelerdir. Ve ancak bu uluslararası sözleşmeler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kararıyla onaylanabilir. Burada 9 nolu Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile yapılan açıkça meclis yetkisinin gasp edilmesidir. Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi'nden avukat Aslı Pasinli, sözleşmeden çıkışta aslında laiklik ilkesinin hedef alındığını belirtti. Tekirdağ Barosu adına konuşan avukat Hülya Gülbaharsa, sözleşmenin ortadan kaldırılmasıyla çocuk yaşta evliliklerin ve çocuk işçiliğinin artırılmasına çaba harcandığını vurguladığı konuşması ise salonda ayakta alkışlandı. Tecavüzcüyle evliliği geri getirmek istiyorlar. Evlilik içi tecavüzün suç olmamasını istiyorlar. Kol bacak kırılmadıysa şiddetle ilgili herhangi bir koruma önlemi alınmasın istiyorlar ve bunları açıkça söylüyorlar. Bir başkası, boşanan kadının yoksulluk nafakası, kadınların evlilik içindeki ev içi emeğine karşı çıkıyorlar. İstanbul Sözleşmesi ekonomik şiddeti şiddet. O yüzden nefret ediyorlar İstanbul Sözleşmesi'ne. Davada Cumhurbaşkanlığı adına savunma yapan Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü Anlaşmalar Daire Başkanı Emre Topal, kadınların iptal davası dilekçelerini birbirinin kopyası olmakla eleştirirken, kararnamenin hukuka uygun olarak tesis edildiğini belirterek, İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesi kadınların hayatını tehlikeye atmıyor dedi. Karar metninde yer alan fesih kelimesi... Savunmaya kadınlar gülerek tepki gösterirken Topal'a yanıt veren avukat Hülya Gülbahar, "Beyefendi bizim dilekçelere laf atarken çevirilere göz atmasını tavsiye ederim. Bu bir çekilmedir, fesih değildir. Basit çeviri hatalarını bize hukuk diye anlatamamaları gerekiyor." dedi. Sona erdirilmesi hususunun... Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 20 Mart 2021'de İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadele ilişkin Avrupa Sözleşmesi'nin bir gecede çekilmesinin iptali için Danıştay'a 200'ün üzerinde dava açılmıştı. Danıştay 10. Daire 28 Haziran 2021 tarihinde sözleşmeden çıkılması kararının yürütmesinin durdurulması talebiyle açılan davaları reddetmişti.